Evet, herkese merhabalar. İlk videomuzu çekmiştik. Biraz tepkiler aldık videodan. Fiyat bilgilerini paylaşamamıştık. Şarjım yetmemişti, kapanmıştı. Yoğunluktan da şey yapamamıştık. Burası dediğim gibi 173 metrekarelik bir ev. Şu anda burada neler yapıyoruz? Döşemelerimiz, dizmelerimiz bitti. Rötuş boyaları atılacak. Daha sonra bu taş cilalanacak, silinecek. Yani taşlamayla burayı siliyoruz, biraz daha parlaklık kazandırıyoruz. Mat ya da müşterinin isteğine göre parlak cila buluyoruz. Burada mesela bir odamız var, yatak odası. Buralar şimdi tavanlar temizleniyor harç yaptığımız için. Yerden ısıtma yapılacak burada. Kazan sistemiyle ısınılacak. Doğalgaz yok çünkü burada. Başka. Şurayı da alabilir misin? Burada elektrik boruları var. Bunlar metal kaplı borular. Taşta ezilme olmasın diye metal boru kullanıyoruz. Burası banyo. Banyoda iç cepheleri tamamen buladan yapıyoruz. Çünkü burada çok fazla tesisat yürüyor. Herhangi bir patlak olabilir, sıkıntı olabilir. Müdahale edebilmek açısından buralar seramik kaplama olacak. Burada görüldüğü üzere kaplama yaptığımızda 20-25 cm düşüyor. Arkası tuğla. Burada bir odamız daha var. Bir küçük tuvaletimiz var burada. Alaturka tuvalet. Bunlar dekor tuğla. Bunların yaklaşık maliyeti 1,5-2 lira tanesi. O fiyatlara geliyor markayla beraber. Pres tuğladır. Ayrı bir renk kaplaması açısından kullanıyoruz. Burada da söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada bir odamız daha var. Aynı şekilde çocuk odası 12 metrekarelik bir oda. Döşemelerimiz yine aynı sistem. Ev tabi 173 metrekare ama teraslarıyla beraber ve çatının en payıyla beraber yaklaşık 225 metrekare oluyor. Bu çatının üstünden yararlanabilirdik, aslında kapatabilirdik ama iman müsaade etmediği için kat atamadık. Bu yerdekiler verandaların direkleri, bunlar da çakılacak. Burası salon mutfak konseptinde, burası mutfak olacak. Camlarımızı burada genelde şey yapıyoruz, sabit bir kanat koyuyoruz, üstü pencere oluyor çünkü mutfak evresinin açılıp açılmaması için. Şimdi bu evi biraz tanıtmış olduk. Burada kullanılan taşlar tamamen çekiç ve balyoz yardımıyla kırılarak bu hale getiriliyor. Kare kesitli duvar uygulamaya çalışıyoruz. Ama bunu tamamen gelişi güzel dizdiğimiz yuvarlak derzli şekilde de görüyoruz. Örüm teknikleri farklı tabii ki. Burada normal panozu yaptık. Burada sigorta kutumuz. Burada normal panozu var. Şimdi şu çatıyı da gösterebilir misin? Çatıda normal ahşap 5-10 ve 10'lardan karkas kuruyoruz. Onun üstünde OSB sıkıştırılmış levha kullanıyoruz. Onun üstüne nem bariyeri, çıta ve kiremit uyguluyoruz müşterinin isteğine göre. Bunun dışına gelecek olursak, burada farklı dekoratif tuğlalar kullanıyoruz. Şurada bir kesik var. Alt tarafta tabii temel olması hasebiyle sert kayalar kullanıyoruz. Üstteki kayalar biraz daha şekil alabilen kayalar olduğu için aynı taşı kullanmıyoruz. Temelde farklı taş kullanıyoruz. Bu ev şimdi toplamda 173 metrekare dediğim gibi. Oluk sistemi tamamen real 21 dediğimiz bir model. Saçtan, antresit, altında alın tahtaları var. Şimdi bir üst eve geçeceğiz. Üstteki evi de görmüş olacağız. Bahçeyi göstersek mi? Dere taşını almak istedim. Buna en son. Şehri düzenleyelim. Şimdi ev